Anksiyete bozuklukları konusunda konuşacağız bu videoda. Anksiyete bozuklukları psikiyatrinin majör, öncelikli, önemli sendromlarından birisidir. Nasıl tarif edeyim? Anksiyete normalde hepimizin her an yaşayabileceği bir şey tabii. Sıkıntı, kaygı, endişe, bunaltı, herkesin yaşayabileceği bir şeyken bunun bozukluk haline gelmesi artık dayanılmaz noktaya varmasıyla ilintili bir şey. Ne oluyor anksiyete bozukluğunda? Kişi başına işler geleceğini, sevdiklerine kötülükler geleceğini düşünüyor ve böylece büyük bir kaygı yaşıyor. Değişik anksiyete bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bunlardan yaygın olan anksiyete bozukluğunda daha çok kaygıları söz konusu hastanın. Kötü şeyler olacak kaygısı demin söylediğim gibi. Yine travma sonra stres bozukluğuna bağlı bir anksiyete varsa öyküsünde bir travma vardır hastanın. Ciddi bir travma yaşamıştır. Bir ölümle karşılaşmıştır, ölüm tehdidi almıştır vesaire ve cinsel tacize uğramıştır ya da buna benzer birçok hikaye olabilir. Bunun akabinde şiddetli anksiyete, fizyolojik bir takım tepkilerle beraber giden sıkıntılar yaşayabilir. Mesela irkilmeler olur. Ufak bir ses şiddetli irkilmelere sebep olabilir. Ya da olaya hatırlatan bir şeyle karşılaştığında çarpıntı, terleme, titreme gibi fizyolojik reaksiyonlar gösterebilir. Hatta buna eskiler fizyoneroz adını da vermişlerdir. Ya da başka anksiyete bozukluklarından akut stres bozukluğu dediğimiz bir tabloda söz konusu. Nedir o? Bu tür travmaların akabinde ilk bir aydaki tabloya verilen isim. Vesaire birçok alt grubu var. Obsesif kompulsif bozukluk eskiden anksiyete bozukluğu sayılırdı. Şimdi ayrı bir kategoriden alınıyor ve benzeri. Anksiyete bozukluklarının tedavisinde biz İki yaklaşım gösteriyoruz. Bir tanesi psikoterapi tabii önemlidir. İkincisi de farmakoterapi, ilaçla tedavi. İlaçla tedavi ağırlıklı olarak anksiyolitik ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Yani anksiyeteyi çözen, yok eden ilaçlarla. Ama bunların riski var. Bağımlılık yapabiliyor bazıları. Ondan çok dikkatli kullanmak gerekiyor. O nedenle biz SSRI dediğimiz spesifik serotonin reuptake inhibitörü gruptaki ilaçların bağımlılık yapmayanlarını tercih ediyoruz. Böylece anksiyeteye başa çıkıyoruz. Anksiyete tanısı koymak bazen zor olabilir. Bu nedenle bu tanıyı gerçekleştirmek için elektrofizyolojiden biz çok istifade ediyoruz. EEG spesifik bazı bulgular ortaya çıkartabilir. Yine anksiyete birçok psikiyatrik hastalığa eşlik edebilir. Birçok psikiyatrik hastalığın öncüsü, duyurucusu, habercisi de olabilir. O nedenle anksiyete bozukluğu olan hastalarımızın mutlaka bir hekime danışması ivedilikle, önemli tavsiye edilebilecek bir durumdur.